Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bahar Hanım'ın arkadaşı Ebru'nun bulduğu erkeği nasıl kendine yamadığını anlatan gerçek yaşanmış itiraf hikayesini anlatacağım. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Merhaba ben Bahar. Bursa'da kızıyla yaşayan 32 yaşında 1.75 boyunda 50 kilo bakımlı hoş bir dul bayanım. Kocamdan ayrıldıktan sonra ailesiyle yaşayan Ebru adında bir bayan arkadaşımın yanında kalmaya başladım. Ebru da benim gibi arayışları olan benim gibi istekli ve arzulu biriydi. Ebru ile akşamları baş başa odasında olduğumuzda arkadaşlık sitelerine girer, kendimize uygun erkekler arardık. Yine böyle bir akşam sitede dolaşırken Ebru ile yazışan bir erkeği fark ettim. Adam profilinin resmini de koymuştu. Oldukça hoş biriydi. Yazışırken adam işinin de iyi biliyordu. Bir kadının istediği ne varsa onları yazıyordu. Adam Ebru'ya buluşmak istediğini ve güzel bir gün geçirmek istediğini, pişman olmayacağını söylüyordu. Ebru ise bilmem bir düşünmem lazım diyordu. Kocamdan boşanırken çok sitmesiz zamanlar geçirmiştim. Ve aslında böyle bir güne benim de çok ihtiyacım vardı. Yazışırlarken adam Ebru'ya sosyal medya adresini verdi. Ben de hayatımda ilk kez yaptığım bir şeyi yaptım. Adamın sosyal medya adresini aklımın bir köşesine yazdım. Amacım daha sonra adamın adresini kendi sosyal medya hesabıma eklemekti. Neyse onlar yazışmaya devam etti. Ebru yarım saat sonra bilgisayarı kapatıp yattı. Sabah kalktığımda Ebru işe gitmişti. Kendime bir kahve yapıp bilgisayarın başına geçtim. Hemen adamın sosyal medya adresini kendime ekledim. Ekler eklemez adam kabul etti. Merhaba diyerek yazmaya başladım. O da gayet nazikti. Merhaba ile karşılık verdi. Adresini siteden aldığımı ve tanışmak istediğimi yazdım. Adamın adının Yalçın olduğunu ve galerici olduğunu öğrendim. Şansıma aynı şehirdeydik. Çapkın birine benziyordu. Beraber webcam açalım dedim ve açtık. Onu gördüm, o da beni gördü. Çok güzel ve tatlı olduğumu söyledi ve akşam ebruya yaptığı teklifi bana da yaptı. Ben de hiç beklemeden evet dedim. Buluşmak istediğini söyledi. Kabul ettim. Telefon numaralarımızı verdik. Öğlen buluşmak için sözleştik. Hemen banyoya gittim, güzel bir duş yaptım. Buluşmaya hazır olarak heyecanla beklemeye başladım. Saat 12'de aradı, hazır olup olmadığımı sordu. Hazır olduğumu söyledim. 20 dakika sonra tekrar arayıp buluşma evimize geldiğini söyledi. Ben de hemen evden çıktım. Arabasını tarif etmişti. Eğildim baktım kendisi. Hemen aracına bindim. Merhaba diyerek selamlaştım. Ne yapmak istediğimi, nereye gitmek istediğimi sordu. Ben de ben misafirim. Sana bırakıyorum dedim. Adam da o zaman Mudanya'ya gidelim. Önce yemek yiyelim dedi. Peki dedim. Güzel bir balık restoranta da götürdü beni. Kendisi içmediğini söyledi. Ben ise balığın yanında içtim çok güven veren biriydi. Yanında rahat hissediyordu. İki saat sonunda sanki 40 yıllık arkadaş gibiydik. Yemekten sonra deniz kenarına çekti arabasını. Sohbet orada devam ettik. O kadar güzel ve tavlayıcı konuşuyordu ki ve tabi gözleriyle resmen beni bitiriyordu. İlk hamleyi o yaptı. Önce yapma lütfen acele ediyorsun dedim. Ama boşandıktan sonra bu kadar çok etkilendiğim biri olmamıştı. Kendimi ona teslim etmeye karar verdim. İşi bitirdik. Biraz dinlendikten sonra otelden ayrıldı ve beni eve bıraktı. Bilmiyorum ama ona ya aşık oldum ya da yapmasından çok etkilendim. Her arayışında koşarak yanına gidiyorum. Bu arada arkadaşım Ebru onunla buluşmaya karar vermiş. Bana fikrimi sordu. Ben de git buluş istersen eminim pişman olmazsın dedim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki video için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sen kalın.